Herkese merhabalar. Bugün sizlerle birlikte Türkçenin en önemli konusu olan yazım kurallarını ve noktalama şartlarını öğreneceğiz. 9. sınıfta Ekim programımız başladı. Sizlerle birlikte biliyorsunuz ki Ekim ayında güzel bir şekilde tıkır tıkır ilerliyoruz. Canlı yayınlarımızla, normal videolarımızla sizlere en güzel desteği olmaya devam ediyoruz. Sizler de tabii ki çalışıyorsunuz. Neden? Çünkü Artık dukun sınıfız, artık liseyiz. Ortaokulda çalıştık, gayret gösterdik ve şu anda en güzel sınıflarda, en güzel okullardayız. Yazım kuralları ve noktalama işaretleri çok önemli bir konu. Neden? Çünkü sadece üniversite sınavında bu konudan dört soru geliyor arkadaşlar. Yani yazımdan iki soru, noktalama işaretlerinden iki soru, toplam dört soru geliyor. Bütün yazılı sınavlarınıza karşınıza çıkacak ve en önemlisini söylüyorum. Hani okullar bitecek, dersler bitecek, üniversiteler bitecek, işe başlayacaksınız ya. İşte iş hayatınızda da, arkadaşlarınıza mesajlaşırken ya da elektronik posta atarken yani e-mail atarken... Mutlaka mutlaka buna dikkat etmeniz gerekecek. Çünkü bu karşı tarafa ve kendinize duyduğunuz saygıyı gösterecek. O zaman gelin hep birlikte bu konuyu güzelce öğrenelim. Zaten dersimizin sonrasında sizlere sıfırdan dokuza edebiyattan ve dokuz dinamodan yazım kuralları noktalama işaretleriyle alakalı çok güzel görevler ödevler de vereceğiz. Ve ardından da bu konuyu da her zamanki gibi cebimize atmış olacağız. Evet bugün yazım kuralları ve noktalama işaretleri esas ikisi de devasa bir konu. Yani hem yazım kuralları hem de noktalama işaretleri az önce söylediğim gibi üniversite sınavında ikişer tane sorunun çıktığı neredeyse isim, sıfat, zamir, zarf, edat, bağlaç, ünlemden bile daha fazla değer verilen bir konu. Daha önemli bir konu. Ve bu konuda esasında iki video çekilmesi lazım ama bizler sizlerin zamanı değerli olduğu için bunu hızlı bir şekilde ve taktikli bir şekilde sizlere anlatacağız. Hemen başlayalım. Şimdi Azmetti sözü yanlış yazılmış. Azmetti ve başar diyor. Televizyonda da çok fazla yazım yanlış yapılır arkadaşlar. Mesela televizyon açın mutlaka şunu şöyle her şeyi böyle yazıyorlar. Ben şaşırıyorum ya. Ya artık sen bir televizyon kanalı olmuşsun. Bir tane Türkçe öğretmeni bulunsun sor yani bu doğru mu nasıl yazılıyor diye. Hayır. Her şey arkadaşlar normalde ayrı yazılı. Yani her şey güzel şey iyi şey bir şey daima ayrı yazılır. Ama ben televizyonlarda yani bir tek TRT hariç bütün televizyon kanallarında bunun bitiş yazıldığını görüyorum üzülüyorum. Dolayısıyla televizyonda herhangi bir yerde yazım hatası görürseniz şaşırmayın. ...insanlarımız maalesef bu konuda biraz dikkatsiz davranıyorlar. Şimdi azmetti sözü yanlış yazılmış diyor. Bu arkadaşımız doğru yazılmış diyor. Bunun bir kuralı yok mu diyor. Esasında bunun bir kuralı var arkadaşlar. Kural şu. Eğer yardımcı eylemle biz bir fiil oluşturacağız. Yani yardımcı eylemle bir isim bir fiil oluşturacak. Bu durumda yapacağımız şey şu. Mesela diyelim ki hak etti diyelim bakın. Hak etti yazarken herhangi bir ses olayı yok. Terk etti diyorum herhangi bir ses olayı yok. Fark etti diyorum herhangi bir ses olayı yok. Hocam ses olayı derken... Bakın şimdi. Zannetti derken ya da hissetti ya da affetti derken bakın ne oluyor zannetti hissetti affetti. Oluyor. İşte böyle bir ses olayı varsa bitişik yazılıyor. Ses olayı yoksa ayrı yazılıyor. O zaman hep beraber yapalım. Park etti ayrı yazılıyor. Kar etti ayrı yazılıyor. Arz etti ayrı yazılıyor. Göç ediyor diyelim mesela göç etti de olabilir. Göç ediyor ya da ilan etti işte söz etti işte mal etti başka ne diyelim mutlu etti memnun etti. Bunların hepsi ayrı yazılıyor. Ama reddetti bak reddetti derken t d'ye dönüşüyor. O yüzden bu biz yazılıyor. Ya da kaybetti derken ne oluyor? Kayıptı. Kay betti oluyor bak. Ip gidiyor, betti oluyor, kaybetti oluyor. Ya da şükretti de ne oluyor? Şükür şük reddi oluyor yani tamamen ü düşüyor. Şükretti şeklinde yazıyoruz. Ya da emretti de aynı şeydi. Hop ne oluyor? M şöyle r yazıyor M reddi şeklinde değişiyor. Dolayısıyla bir ses olayı oluyorsa yani ünsüz türemesi ya da ünlü düşmesi oluyorsa biz bunu mutlaka mutlaka bitişik yazacağız. Olmuyorsa ayrı yazacağız. Yani hepsinin bir kuralı var. Şimdi mesela bitişik yazımla alakalı kurallarla başlayalım o zaman. Eğer ses olayı varsa ses düşmesi veya türemesi bitişik yazıyoruz. Azmetmekte mesela azim kaybolmakta kayıp, kayıp. affetmekte f bunların her birinde bir ses olayı olmuş. O zaman bunlar bitişik yazılmış. Ama eğer ses olayı yoksa ayrı yazılıyor dedik. Bunu zaten az önce söylemiştik. Hak etmek, fark etmek, var olmak bir ses olayı yok. Yani fark etmek demiyoruz. O zaman bu tabii ki ayrı yazılıyor. Tabii şimdi biz kurallı olanları yani belli bir kuralı olan ayrım ve bitiş yazımları gösteriyoruz. Bunun ayrıca bazı kelimelerin yazımını karıştırdığınız zaman... ...Türk Dil Kurumu'nun sözüne, TDK sözüne ya da genel adanın sitesine bakmanız gerekiyor. Şimdi devam ediyorum. İkinci kurala geçiyoruz. Her iki sözcükte bu birinci kuralı anladık mı arkadaşlar? Anladık. Şimdi Herkes sözcükte ya da sadece ikinci sözcükte anlam değişmesi varsa. Yani yalı şapkını dediğimizde bunun şapkınlıkla alakası yok. Bülbül yuvası dediğimizde bunun yuva ile alakası yok. Yani artık bu bülbülle de alakası yok da. Yani bu bir tatlı. Cam göbeği ya da aslan ağzı bunlar artık anlam değişmesi varsa bitiş yazılıyor. Ama ikinci kelimede anlam değişmesi yoksa ayrı yazılıyor. Deniz yılanı gerçekten yılan bu bir yılan yani bu doğru bu doğru mum çiçeği bir çiçek bal rengi bir renk maden suyu bir su yani gerçekten madenin suyu yani gerçekten denizin yılanı e burada bir şey olmamış ki bunu bir yazmana gerek yok diyoruz ve bu ayrı yazılıyor arkadaşlar geçiyorum üçüncü kurala kurallı bileşik fiiller bir yazılıyor ola gelmek ödeyebilmek atı vermek düşe yazmak işte yapabilir dediğimizde ya da duyabilir dediğimizde bunlar bir yazılıyor. Şimdi bu bunu da yazdık. Şimdi şurası önemli. Bak buraya yine bir şöyle yeşil kalemle yıldız koymak istiyorum. Nerede bizim yeşil kalem? Sa. Şimdi ayrı bir kurala geçiyorum. Yeşil yeşil kuralı. Şimdi sözcükten sonra an, ır, maz, mış sıfat fiillerden alan sözcük gelirse bitiş yazılıyor. Mesela bak sever, sever, elen, göktelen, incitmez çok bilmiş diyoruz ya bak. Bunlar anası mezar dikecek mi almış. İşte önce sözcük bak. Önce sözcük. Sonra anırmaz geliyorsa diyeceksiniz ki bunlar bitişik yazılıyor. Zaten severleri ayırmıyoruz arkadaşlar. Yani barış sever, bu konuk sever üniversiteden çıkmış bu arada. Barış sever, konuk sever Yardım sever bunlar bitişik yazılıyor. Demek ki bak sözcük artı anırmaz olduğu zaman bitişik yazılıyor diyeceğiz. Bu çok temel bir kural. Niye? Şimdi ben aşağıdaki yeşile geçiyorum. Eğer önce anırmaz sonra sözcük varsa ayrı yazılıyor. Bak daire uçan demiyorsun ki uçan daire diyorsun. Bak ayrı yazılmış. Bak, uçan daire çalar saat görünmez kaza. Tekrar söylüyorum bakın. Sever barış deseydi ayrı yazacaktık. Ama barış sever bir yazılıyor. Saat çalar deseydi bir şey yazacaktık. Ama çalar saat yani önce bu anırmaz gelirse o zaman ayrı yazılıyor. Bunu da bilmeniz lazım arkadaşlar. Devam ediyorum. Aynı zamanda şunu da başka bir kahverengi renkli göstermek istiyorum. Sözcükten sonra alt, üst, üzeri geliyorsa ve somut değilse yani somut bir şeyden bahsetmiyorsa, soyut bir şeyden bahsediyorsa bir şey yazılıyor. Mesela ayaküstü, öğle üzeri. Bilinçaltı dediğimizde bunlar arkadaşlar hep bitiş yazılıyor. Ama içinde yine az önceki gibi işte dış, iç, sıra gibi sözcükler varsa bu sefer ayrı yazıyoruz. Sıra dışı, yanı sıra, hafta içi bunlar ayrı yazılıyor. Burada şunu söyleyelim. Mesela yer yerin altı dersen bak şöyle göstereyim. Yerin altı dersen tabii ki ayrı yazacağız. Ama Yeraltı mafyası derken onu bisiklet yazıyorsun. Yerin altından bahsediyorsun orada. Orada bir soyut bir şeyden bahsediyorsun. Şuraya bakalım. Baş artı isim yani sıfat anlamı olursa bisiklet yazılıyor. Baş yapıt, baş yazar, baş rol bunlar bir yazılıyor. Baş bakan bunlar bisiklet yazılıyor. Kalıplaşmış örnekler var. Biraz, birçok, birdenbire, birkaç, bir takım, herhangi, hiçbir, hiçbiri bunlar böyle yazılıyor. Dolayısıyla herhangi bir şey, çok kullandığımız bir ifadeler bu. Bunu bu şekilde yazmamız gerekiyor. Şuraya geçiyorum. Bunlar ayrı yazılıyor demiştik. Bu üniversite sınavında soruluyor arkadaşlar. Okul yazılarınız olacağını sorabilir ÖSYM. İkilemeler ayrı yazılıyor. Karış karış, apar topar, aşağı yukarı, ard arda bunlar da ayrı yazılıyor. Şu anda öğrettiğim kısım esasında en çok karıştırılan kısım. Diğerleri zaten çok kolay. İşte D ayrı yazılır mı? Ki bağlacı nasıl yazılır? Büyük harfler veyahut da sayılar. Bunları zaten ta ortaokuldan beri biliyorsunuz iyice de öğrenmiş olacaksınız merak etmeyin. Ama şu karıştırılan kısmı yani bu az önce söylediğimiz kısmı en zor olan kısmı en başa aldık. Şimdi artık kolaylara geçelim. Şimdi büyük harflerin kullanıldığı yerler yani bunu biliyoruz ki artık takma adlar, unvanlar, saygılar, rütbeler, lakaplar büyük yazılıyor. Deli Ozan, Faruk Nafiz Çamlıbel, Gazi Mustafa Kemal Paşa bunların büyük yazılacağını zaten bizler biliyoruz. Kıta bölge il semt adları. Orta Doğu, Asya, Güneydoğu, Van, Üsküdar. Bunlar büyük yazılıyor. Mahalle meydan sokak adları. Bakın Taksim Meydanı Üniversitesi'ne sorulmuş. At Meydanı, Taksim Meydanı, İnkılap Sokağı büyük yazılıyor. Saray, Kale, Köprü, Anıt ve benzeri şeyler. Yani Galata Köprüsü, Galata Kulesi, Alman Çeşmesi, Ayasofya Camisi, Kültigin Anıtı bunlar büyük yazılıyor. Bayram ve Anma Günleri, Kurban Bayramı, Öğretmenler Günü, Çağ Dönem Adları, Yeni Çağ, Tanzimat Dönemi, Tarihe Bağlı Ay ve Gün. Yani Mayıs'ta görüşürüz dersen m küçük yazabilirsin. Ama 29 Mayıs 1453 Salı günü dediğinde mutlaka bunları büyük yazıyorsun. Yani yanında bir sayı varsa büyük yazıyorsun. İşte haftaya Salı görüşürüz. s küçük yazıyorsun. Ama 29 Mayıs 1453 Salı dediğiniz zaman bak sayılar var. Ya da buna benzer işte 1974'ün Salıs'ında derken o zaman büyük yazıyoruz yine. Gökbilimi terimleri, dünya, güneş, ay bunlar büyük yazılıyor. Ama bugün dünya kadar işim varmış. Burada dünyadan bahsetmiyor ki. Burada çok işim var diye abartma yapıyorum. Deniz, nehir, göl, dağ ve benzeri şeyler. Çanakkale Boğazı, Orhun Vadisi, Nemrut Dağı, Van Gölü. Bunlar hep arkadaşlar büyük yazılıyor. Şimdi buraya dikkat etmenizi istiyorum. Yer, millet ve kişi adlarıyla kurulan birleşik kelimelerde sadece özel adlar büyük harfle başlar. Yani Roma İmparatoru derken sadece bu. Anadolu Estetiği, Arnavut Kaldırımı, Van Kedis derken birleşik kelimelerde sadece özel adlar büyük harfle başlıyor. İki noktadan sonra cümle veya özel ad niteliğinde olmayan örnekler varsa büyük harfle başlamasına gerek yok. Çantasında her şey vardı. K, kitap. Bunu küçük yazabilirsin. Defter, kalem, silgi diye devam ediyor. Özel ada dahil olmayıp tamlama kuran şehir, il, ilçe, belde, köyler küçük yazılıyor. Mesela Doğancılar semti, Konya ili, Etimeskut ilçesi, Uzungöl beldesi, Taflan köyü. Yani mesela İstanbul ili derken İstanbul ili diyoruz. İkinci i küçük. Özel adı dahil olmayan gazete, dergi, tablo ve benzeri sözler büyük harfle başlamaz. Resmi gazete tamam bu resmi gazetenin adı resmi gazete ama... ...milliyet gazetesinin adı milliyet gazetesi değil ki milliyet. O zaman bu küçük yazılıyor. Türk dili dergisi. Halı dokuyan kızlar tablosu derken buraya dikkat edin arkadaşlar. Eser ve benzeri özel adlarda yer alan kelimelerin ilk harfleri büyük yazıldığında... ...ve, ile, ya, veya, yahut, ki, da, de bunlar küçük yazılır. Mesela Leyla ile Mecnun bu üniversite adı 2020'de soruldu. Diyorlar ki... Turfan'da mı yoksa Turfa mı? Suç ve ceza derken bunlar küçük yazılıyor. Yön adları isimden önce gelirse büyük sona gelirse küçük yazılır. Mesela Anadolu'nun batısı derken B küçük ama Batı Anadolu derken B'yi büyük yazıyoruz. Sayıların yazımı sayılar hep ayrı yazılır arkadaşlar. Yani çeksenet dışında hep ayrı yazılır. Yaş 35 dediğimizde bak ayrı yazılıyor. Bu üniversiteden çıkmış. 1923 bunlar hep ayrı yazılıyor. Üleştirme sayıları yazıyla belirtilir. Birer değil birer demeniz lazım. İkişer değil ikişer demeniz lazım ıncı ikili nokta birlikte kullanmaz. İkinci diyebilirsin. İkinci diyebilirsin. İkinci diyebilirsin ama ikinci dediğin zaman bu olmaz. Hem nokta hem de bunu kullanırsam bu olmaz. Ek getirilirken ses olaylarına da uyulur. 1953'te değil 53T dememiz lazım. Hatta bunu şöyle gösterelim. Bakın. 1D deriz. 2D 6D 7D 8D 9D 10D deriz ama 3T 4T 5T dememiz gerekir arkadaşlar. Bir de şu incileri göstereyim. Bir inci deriz. İki inci deriz. Bakın o zaman bunu farklı renkle yazayım hatta az önceki gibi. İkinci deriz. Niye? İkinin sonu zaten i ile bitiyor. Üç üncü deriz. Dört üncü deriz. Beş inci deriz. İşte sekiz inci deriz. Dokuz uncu. On uncu deriz. Ama sonu aynı iki gibi i ile biten... ...altı ı ile bittiği için altıncı. Yedi i ile bittiği için... 7. deriz. Hatta bunun gibi 12. 20. 50. Bunu da artık siz kendiniz artık öğrenip tahmin etmeniz lazım. Bunu da soruyorlar sınavlarda. Kısaltmaların yazımına baktığımızda kuruluş, ülke, kitap, dergi ve yön adlarının kısaltmaları her kelimenin ilk harfinin büyük olarak yazılması yapılır. Yani Türkiye Büyük Millet Meclisi bu kadar. Bazı kelimelerin özellikle son kelimenin birkaç harfinin kısaltmaya alındığında görülür. Hani rahat okunsun diye. Tömer. Ölçü birimlerinde uluslararası kısaltmalar kullanılır. Kelime özelse kısaltmaya büyük diye ise küçük harfle başlanır. Mesela Almanca çevire. Kelime kısaltmalarına ek kelimenin tam okunuşuna göre getirilir. İngilizce de edebiyatın gibi. Kuruluş ve kısaltmalara ek kısaltmanın okunuşuna veya son harfin okunuşuna göre getirilir. Bakın K Y K D T F F T B M M T H yani Türk Hava Yolları'nda diye T H Y D diyemezsiniz. TÜBİTAK'ın TRT'de. Burada şuna dikkat edin arkadaşlar. Bakın herkes şöyle zanneder. TDK, TTK ha ha ha. MHK hani merkez hakem kurulu var ya. Ha ha ha. Hayır öyle bir şey yok. K bize K diye bir harf yok. TDK deyip TDK'nını doğru zannederler. Halbuki bu yanlış. Bu çıkmış üniversite TDK'nin, TTK'nin, MHK'nin demeniz gerekir. Burası en kolay kısmı. Bunu zaten ortaokuldan beri hatırlıyoruz. D'nin yazımında D bağlaşsa ayrı yazılır. Mesela V ve, veya ama fakat çünkü bunlar bağlaştır ayrı yazılır. E D de bağlaşsa ki de bağlaşsa ayrı yazılır. Bu kadar basit. Ve cümleden çıkarılamıyorsa bağlaş değildir. Ektir ve bitiş yazılır. Mesela evde kimse yok. Ev kimse yok diyemiyoruz. Bitiş yazılır. Ev çok eskimiş diyebiliyoruz. O zaman ayrılır. Evde çok eskimiş. bu zaman temellik yapılmaz diyemiyoruz. Bitiş yazılır. O zaman Kitap okuyordum, o zaman da kitap okuyordum diyebiliyoruz. Fabrika 2015 açılmıştı diyemeyiz, bu bitişik yazılır. 2015 çok verimli geçmişti diyebiliriz. Sınıf kimse yok diyemeyiz, bitişik yazılır. Ama bizim sınıf müzeye gitti diyebiliriz, bizim sınıf da gitti. Dolayısıyla kapatabiliyorsan yani atabiliyorsan ayrı, atamıyorsan bitişik yazılır. Lerek'i kiye bakalım, lerek'i getirilebiliyorsa, bitişik getiremiyorsa ayrı yazılır. Mesela daldakiler diyebiliyoruz mu? Diyebiliyoruz, bitişik yazılır. Çalışınkiler diyebiliyoruz mu? Diyemiyoruz. O zaman bu ayrı yazılır. Yani çalışımkiler diyemediğimiz için burada ayrı yazdık. Ee, benimkiler diyebiliyor muyuz? Diyebiliyoruz. Bitişik yazılır. Benimkiler diyebiliyoruz. Yerdekiler diyebiliyoruz mu? Diyebiliyoruz. O zaman bitişik yazılır. Burada şuna dikkat edin. Mesela şunu da söyleyelim. Mesela duydum ki unutmuşsun gözlerimin rengini. Duydumkiler diyebiliyor muyuz? Diyebiliyoruz. Duydumkiler olmuyor. O zaman ayrı yazılır. Tamam. Şimdi... Burada belkiler, çünküler, halbukiler, mademkiler, meğerkiler, oysakiler, sankiler, illakiler diyemediğimiz halde bunlar bitişik yazılır. Niye? Bunlar sıra dışı bir durum yani bu ayrım. Mi daim ayrı yazılır. Bu filmi izledin mi? Güzel mi güzel bir gündü. Çok çalıştın mı başarılı olursun. İster son anlamı kalsın, ister pekiştirme, ister koşul anlamı kalsın ayrı yazılır. Yazımı karıştırılan bazı kelimeleri zaten bizler TDK'nin genel ağdaki sözünden kontrol edeceğiz ama ben de burada bir kez daha üzerinden geçmek istedim. Aydat, alt üst, antrenman, ardı sıra, ardarda arda sorulmuş. Bak sorulanları da işaretliyorum. Bu da antrenör olarak sorulmuş. Bilim insanı, bilim kurgu, dizüstü, doküman, egzoz, elektrik, entelektüel. Bakın iki tane L yok. Espri, eşohman, fasulye, gitgide, iddia, işbirliği, ipucu, ispat, kanepe, karakter, karnabahar. Bakın karnabahar deriz biz ama karnabahar. Kavanoz, kibrit bak kirpik de sorulmuş yine. Komiser, konservatuvar, kravat, laboratuvar, mozaik, okur yazar. Konuk sever sorulmuş ama okur yazarı ben bir daha şartlıyorum. Yani sonra er olunca biliyorsunuz biz şey yazıyorduk. Orijinal, öğleyin, öğütmek sorulmuş, ön sezi, öyle ki peşi sıra, rastgele, sarımsak, satırbaşı, stajyer, sürpriz, şefkat, tek düze. Bakın bu da önemli. Bu sorulmamış ama bunu sorsa birçok öğrenci yanlış yapar. Yanı sıra sorulmuş. Yarım bitiş yazılıyor. Yarı yıl, yılbaşı, Burası da önemli karıştırıcı. Zarafet. Bakın zarafet falan deriz ama maalesef. Zarafet denir. Zatürre, zeytinyağı bunlar bu şekilde yazıyor Karıştırmayalım. Şimdi burada şuna dikkat edelim arkadaşlar. Artık yazım kurallarıyla da bağlantılı olarak sorulan noktalama işaretlerine geldik. Noktalama işaretlerinde şunu bilmemiz lazım ki... Kadın polise adres sor dediğimizde burada bir kafa karışıklığı var. Yani kadın mı polise birisi mi adres soruyor? Yoksa bir kadın... Polise adres mi soruyor? İşte noktalama işaretleri de bazen olmadığı zaman, kullanılmadığı zaman bu şekilde anlam hatalarına, anlam karmaşalarına ulaşabilir. Yani burada e, birisi kadın bir polise adres sordu dese daha iyi olurdu anlardık yani. Çünkü kafamız karışıyor. Kadın bir polis mi var yoksa bir kadın bir polise adres mi soruyor anlayamıyoruz. Şimdi işte gelin noktalama işaretlerine hızlı bir şekilde bakalım. Şimdi burada virgülle başlayalım. Anlam karışıklığını önlemek için biz virgülü kullanıyoruz. Az önce gösterdiğimiz gibi. Eş görevli sözcüklerin arasına biz virgül kullanıyoruz. Sıralı cümleleri ayırmada biz virgül kullanıyoruz. Sıralı cümle ne demekti? İki tane yüklem olan cümle. Ee, uzun cümlelerde yüklemden uzak düşmüş olan özneyi belirtmek için kullanıyoruz. Sanatçılar, özne, içinde yaşadıkları toplumun estetik değerlerini dünyaya taşırlar. Kim taşır? Sanatçılar. Ama çok uzakta kalmışsın, o zaman virgülü ayırıyorum. Ara sözlerde, şelalenin kenarında, fık fık, şelaleleri sanırım herkes sever... Biraz dinlenmiştik diyor. İşte şelaleleri sanırım herkes sever ifadesi ara söz oluyor. Tırnak içinde olmayan alıntı cümlelerden sonra saygı olmayan yerde sevgi de olmaz diyor Emin Zola derken. Burada Emin Zola'nın sözünü tırnak içinde vermek yerine böyle virgülle vermiş. Konuşma çizgisinden sonraki alıntı cümlesinin bitimine konur. Ankara'ya gidecek misiniz diye sordu. Kesirlerde red kabul ve benzeri... Evet projeyi tamamladım. Hayır yarın gidelim dediğimizde buraya virgül koymamız gerekiyor. Virgülün kullanılmadığı yerlerde önemli arkadaşlar. Çok öğrenci bunu karıştıracağını düşünüyorum. Çünkü günlük hayatta e, bizler de karıştırıyoruz. E, sizler de bizler de biz insanız. İnsan karıştırabiliyor. Bakın şimdi. Şart ekinden sonra virgül kullanılmaz arkadaşlar. Alışkanlıklar terk edilmezse virgül zamanla ihtiyaç haline gelir dediğin an patladın. Buraya virgül gelmez. Bakın bu cümle doğru arkadaşlar. Buraya virgül geldiği zaman maalesef yanlış yaptık. Peş peşe sıralananlar hariç zarf fiili kalmış kelimelerden sonra virgül gelmez. İstanbul'a varınca virgül ilk işin bizi aramak olsun. Hayır öyle bir şey yapmana gerek yok. Buradan sonra virgül gelmez. Bunun sebebini anlatayım. Bakın şimdi. Diyelim ki şöyle yazalım. Tonguç içeri girdi diyelim tamam mı? Virgül yerine oturdum. Şimdi burada biz virgül kullanabiliriz. Tamam. Tonguç içeri girdi. ...ve yerine otur dediğimizde buraya virgül gelir mi arkadaşlar? Gelmez. Niye gelsin ki hocam? Zaten V bağlayıcı var. İngilizce de geliyor ama Türkçe de gelmez. Yani buraya virgül koyarsan olmaz, hata olur. Şimdi dikkat dinleyin. Tonguç içeri girip yerine oturdu dediğimizde işte buraya da virgül gelmez. Çünkü buradaki virgülün görevini yapmıştır, bağlacın görevini yapmıştır bu ip. Yani Tonguç içeri girip virgül yerine oturdu dediğin an patlarsın. Buraya virgül gelebilir. Buraya bağlaş geldiği için virgül gelmez. Buraya da bağ fil geldiği için yani bu zar fil geldiği için virgül gelmez arkadaşlar. Bu çok önemli bir bilgi. Buraya dikkat edin. Şimdi o zaman buraya virgül gelmiyor. Metinde ince ince anlamıyla kullanılan mı ikinden sonra gel. yağmur yağdı mı virgül toprak çok güzel kokar diyemezsin. Metin içinde ve veya yahut ya da ve benzeri bağlaşlardan önce veya sonra makine iade et, virgül veya makine bedeni öde diyemezsin veya var. Tekrarlı bağlaçlardan önce veya sonra hem çalışıyorum hem okuyorum diyebilirsiniz ama araya virgül koyamazsınız arkadaşlar. Nokta tabii ki cümlenin sonunda kullanılıyor. Ne diyoruz? Eğri cetvelden doğru çizgi çıkmaz. Nokta. Bazı kısaltmaların sonunda doktor, sıfat ve benzeri. Sayılarda sıra bildirmek için maddelerden sonra tarih ve saatlerde kullanıyoruz. Bunu zaten hatırlarsanız dijital saatlerde hani ben eskiden de böyle gösteriyordum. 16.30 diyoruz. Tamam. ...dişler saatte böyle gözüküyor diye öğrencide böyle yazıyor. Hayır böyle olmaz. Doğrusu 16.30'dur arkadaşlar. Noktalı virgül virgülün daha karizmatik hali. Yani şimdi buraya virgüller gelmiş ya Türkiye, Almanya, Fransa ama başkentleri geçmiş artık Ankara, Berlin, Paris. Şimdi bunlar ülke olduğu için aralarına virgül geldi. Sonra şehirlere geçerken yani başkentlere geçerken araya noktalı virgül geldi. Mesela burada erkek çocuklara Hakan virgül, Mehmet virgül, Burak, Noktalı virgül. Kız çocukları ise Hatice İpek Gönül gibi adlar verilir. Aynı matematik gibi. Hani nasıldı? 2 artı 2 diyorduk şöyle. Artı 3 artı 3 diyorduk. Sonra köşeli parantez yapıyorduk. Ne demekti bu? Senden daha güçlüyüm ben. Hani senden daha iyi bir parantez. Bu da senden daha güçlüyüm ben diyor noktalı virgül virgüle. At ölür virgül meydan kalır. Noktalı virgül yiğit ölür şan kalır. Bu kadar. Virgül bulunan cümlelerde özne ayırmak için. Mesela. Cahit Sıtkı Tarancı, virgül, Ahmet Haşim, virgül, Yahya Kemal, virgül, Ahmet Ham Pınar gibi saf şiir anlayışını benimsemiştir. Kim benimsemiştir? Benimseyen kim? Özne kim? Bu işte. Cahit Sıtkı Tarancı diyorsun ve onu belli ediyorsun. Sonra diğerlerini bir nokta Örneklerden önce iki nokta geliyor zaten. Bunu biliyoruz. İki noktadan sonra özel isim varsa büyük harf yoksa küçük harf başlayabilir. Açıklamadan önce yine gördüğünüz gibi iki nokta. Karşılıklı konuşmalarda yine iki nokta gelebiliyor. Üç nokta tamamlanmamış cümlelerin sonuna gelebiliyor örneklerin sürdüğünü belirtmek için geliyor. Sofrada yok yoktu. Peynir, zeytin, bal devam ediyor yani. Burada devam ettiği için üç nokta koyabiliyoruz. Eksik bırakılan cevaplarda. Burada bir şey söylemek istiyorum. Bakın örneklerin sürdüğünü belirtmek için. Mesela şöyle yazalım. Sofrada sofrada yok yoktu dedi. Tamam mı? Tabii ki ne dedik? Ondan sonra P'yi küçük yazabildi. Peynir, zeytin ve ee, ne dedi? Peynir, zeytin, bal. Tamam. Peynir, zeytin, bal dedi. Buraya üç nokta geldi. Niye? Çünkü örneklerin devam ettiğini gösteriyor. Şimdi şuraya dikkat edin. Sofrada, sofrada üç şey vardı derse burası, burayı dinle. Bunu bildiğiniz biliyor ama Şimdi söyleyeceğim bilmeyen olabilir. Peynir, zeytin, bal diyorsunuz ve nokta koyuyorsunuz. Niye? Çünkü üç şey vardı diyor. Tamam. Üçünü de söylemiş. Şimdi buraya dikkat edin. Sofrada Yok yoktu. Bakın şimdi, şimdi burası çok önemli arkadaşlar. Sofrada yok yoktu. İki nokta üstü. Peynir. Tamam. Zeytin ve bal. Dediniz ya. Burada şimdi V olduğu için artık konu kapandı demek istiyor. Buraya noktayı koyuyorsunuz arkadaşlar. Yani aynı şey yazıyor ama V olmadığı için buraya üç nokta geliyor. Daha devam eder. Burada ise V dediği için nokta geliyor. Buna da dikkat edin. Şimdi eksik bırakılan cevaplarda yine nereye gidiyorsun? Pazara. E bana ne? devam ediyor. Açıkça yazılmak istemeyen yerlere. İzmir'e giderken yolculardan biri nokta noktada inmek istediğimi söyledim. Alıntılarda atlanan yerlere de biz yine üç nokta koyuyoruz. Soru işareti soru anlamı taşıyan cümlelerin ve ifadelerin sonuna geliyor. Uçak karşıda kalkıyor. İşiniz dediğimizde bunlara soru işareti. Şüpheyle karşılanan bilgiler ve durumlar için. Yunus Emre doğum yeri belli değil. Duyguları belirtmek için. Eyvah! dediğimizde. Ey Türk gençliği demiş. Mustafa Kemal Türk mesela. Ey Türk gençliği diyor. Dolayısıyla burada ne yapıyoruz? Elemşer. Dur yolcu. Bilmeden gelip bastığın bu toprak bir devrin battığı yerdir. Alay kinaye içinde mesela. Adam çok başarılı olduğunu söylüyor. <laughs> yani esasında başarılı falan değil. Kısa çizgi satıra sığmayan kelimeleri bölmede, ara sözlerin başına ve sonunda. Bu sanatçı Necip Fazıl başarılı bir şairdir derken ara söz. Buraya virgül de girebilir. Arasında ve ile den e anlamlarını vermek için. Ankara, İstanbul, Türk-Alman ilişkileri 9.30 10.30 dediğimizde eklerde ve heceleri ayırmada kullanabiliyoruz. Uzun çizgi konuşmaları göstermede, oyunlarda konuşan adından sonra, eğik çizgi incecikten bir kar yer, yani dizelerin arasına, adreslerde, tarihlerin yazılışında, eklerin farklı biçimlerinde kullanabiliyoruz. Tırnak işareti alıntılarda kullanabiliyoruz. Bakın alıntıyı almış. Buraya virgül koyup dedi diyebilirsiniz. Hani virgül bazen tırnak işareti kullanılmadığı zamanlarda olabiliyordu. Vurgulanan sözlerde hayatın kısa olduğunu unutma. Eser adlarında biz kullanabiliyoruz tırnak içine alınan sözlerden sonra gelen ayırmak için kesme işareti kullanılmaz. Atatürk'ün Nutkun'u okuduğunuz derken bir daha buraya kesme işaretine gerek yok. Çünkü bu zaten tırnak içinde. Tek tırnak işareti tırnak içine verilen cümlenin içinde yeniden tırnağa alınması gereken bir sözü, ibareyi belirtmek için kullanılır. Mesela edebiyat öğretmeni diyor, tırnağı açtı. Şiirler içinde han duvarları gibisi var mı diyor bak. Yani aynı şey gibi hani köşeli parantez gibi tamam mı? Bu veya noktalı virgül virgül farkı gibi. Burada da bunun içinde tek tırnak oluyor diyebiliriz. Yay ayraç ek bilgi veya açıklama için metinde ziya ışık sözü çok geçiyor. Tiyatroda hareketler için adam ayağa kalkar. Haydi gidiyoruz. Alıntılarda kaynak için büyük işler küçük başlangıçlarla gerçekleşir. Burada Çiçero'yu yay ayraçına vermiş. Yazının maddeleri de kullanabiliyoruz. Köşeli ayraçta yay ayraçın daha karizmatiğiydi. Bak burada yay ayraç var seni de daha güçlüsü köşeli ayraç oluyor. Kaynak künyelerinde de yine biz köşeli ayraç kullanabiliyoruz. Kesme işareti özel adlara git. Artık bitti arkadaşlar. Son sayfamıza geldik. Kesme işareti özel adlara getirilen çekim eklerini ayırmak için. Mesela Türkiye'de dediğimizde tabii ki böyle kullanıyoruz. Saygı ve unvan sözlerine getirilen ekleri ayırmak için. Şimdi burada biz örnekte yapmamışız ama Doktor İpek Hanım'a konferans verildi falan dese mesela burada İpek Hanım'dan sonra da yine kullanmamız gerekiyor. Kısaltmalara getirilen ekleri ayırmak için TDK nin derken bu şekilde ayırıyoruz. Ee, sayılara ve belirli tarihlere gelen ekleri ayırmak için 16 Mayıs tam. Ama sadece Mayıs'ta deseydi M'yi de küçük yazacaktık. Tay'da ayırmayacaktık. Ee, ölçü düştüğü zaman güzelliğini 10 para etmez değil mi? 10 para etmez diyor. A'dan Z'ye derken hani bir ek veya sonra gelen ekleri ayırmak için. Burası önemli. Sonunda üçüncü tekli kişi iyilik iki olan özel isme bu ek dışında başka bir ek iyilik iki getirildiğinde kesme şartı konmaz. Yani şu Sonunda üçüncü teklik kişi yelik eki olan yani onun köprüsü, onun kalemi, onun kitabı gibi özel isme... Bu ek dışında başka bir iyilik eki getirildiğinde kesme şartı konmaz. Boğaz Köprüsü diyoruz ya bak onun köprüsü demek. Burada ü var. Boğaz Köprüsü'nün derken ayırıyorsun ama Boğaz Köprüsü'nün dediğin zaman artık ayırmıyorsun. Kurum, kuruluş, kurul, birleşim, oturum ve iş yer adlarına gelenekler kesmeli ayrılmaz. Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi ne? Bakanlar Kurulu'nda, Güzel Sanatlar Akademisi'ni derken ayırmıyoruz. Burası önemli. Bura çok çıkıyor sınavlarda. Özel adlara getirilen yapım ekleri, çokluk eki ve bunlardan sonra gelen diğer ekler kesmeli ayrılmaz. Mesela, Türklük ayrılmaz. Türkçe'de Ç ayrılmaz. Türklerin ayrılmaz. Yakup Kadri'ler Hollandalı'dan ayrılmaz. Yani şöyle, Türk'ün dediğimiz zaman ayırabilirsiniz. Ee, çekim eki almış. Ama Türkçe'nin dediğimizde, bunu böyle yazarsanız hatalı olur arkadaşlar. Ayıramazsınız. Buna dikkat etmenizi istiyorum. Türk'ün böyle yazılır ama Türkçe'nin böyle yazılmaz. Şöyle yazılır Türkçe'nin. Türkçe'nin diye yazılır. da doğrusunu şöyle e, yeşilde göstermiş olalım. Neden? Çünkü bu Türkçe diye yanlış hani? Mesela bunu biraz daha açıp bitiriyorum derse. Ankara'dan diyebilirsin. Ankaralı diye böyle ayıramazsın. Bu doğru, bu yanlış arkadaşlar. Ama şu Ankaralı bir şey yazın ya. Sonra istediğin eki istediğin gibi yerleştir. Ankaralılardan diyebilirsin. Bu doğru. Bakın bu doğru. Bu yanlış. Niye? Yapım eki geldiği zaman ayırmıyoruz. Evet, dersimiz bitti. Şimdi 9. sınıfta Ekim programında hem 9. sınıf Dinamo'dan hem de 0'dan 9'a Türk dili ve edebiyatı kitabımızdan yazım kurallarını çözmenizi istiyoruz arkadaşlar. Biz tabii ki yazım kuralları noktalama işaretlerini böyle bölümlere ayırdık. Yani sadece bir ünitenin içerisinde değil de bölümlere ayırdık. Sizler bakın burada yazım kurallarını gösterelim. Yazım kuralları 1. Yazım kuralları 2, yazım kuralları 3, yazım kuralları 4. Noktalama işaretleri 1, noktalama işaretleri 2, 3 ve 4'ü hatta 5'i buradan belli bölümler halinde çözebilirsiniz. Sıfırdan 9'a'dan. 9. E, sınıf Dinamo Soru Bankamızda yine aynı şekilde yazım kurallarını farklı farklı ünitelerin içerisinde yerleştirdik. Sizler de mutlaka buradan tekrar ederek çözmenizi istiyoruz. Şimdiden e, sınavlarınıza, yazılarınıza başarılar diliyoruz. Bu konu dediğim gibi çok önemli. Sadece yazılarda sınavlarda değil, günlük hayatımıza da. Instagram'da, Whatsapp'ta mesajlaşırken mutlaka dikkat ederek yazalım ki konu iyice kafamıza yerleşsin. Hadi bakalım kendinize iyi bakın arkadaşlar.